Dinleyicileri, şimdi yanımızda Hadim İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürümüz var. Müdürüm, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Erol İşcan, Antalyalıyım. Burada ziraat... görev yapıyorsunuz. Evet. Antalyalısınız. Aynen. Biraz yakın sayılır yani Antalya iklimine, Hadim böyle. Kesinlikle. Bir de Elmalılıyım. Rakımda 3 aşağı 5 yukarı aynı Hadim'le Elmalı. Tanıdık yerler yani bizim için. Dağlık bölge. Ne zamandan beri görev yapıyorsunuz? 1,5 senedir Hadim'de görev yapıyorum. Daha önce 7 sene Taşkent'te görev yaptım. Artık... Buranın adamı oldunuz yani. Aynen öyle. Biz de artık yarı Hadimli olduk sayılır. İlçe müdürlüğümüzü tanıyabilir miyiz? Tabii. 18 personelimiz var ilçe müdürlüğümüzde. 7'si ziraat mühendisi, 6 tanesi veteriner hekim. Ziraat teknisyeni arkadaşımız var. İşçilerimiz, memurumuz toplam 18 kişiyle hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki şimdi Hadim deyince aklımıza ne gelsin? Yani bitkisel üretim mi, hayvansal üretim mi, bitkisel üretimin içerisinde hangi başlıklar? Hadim deyince ilk aklımıza gelecek, yani tüm Konya'nın bildiği gibi kiraz. Bunun arkasından da üzüm geliyor. 27 bin dekar kiraz üretim alanımız var. 39 bin dekar da üzüm. Bunun 12 bin dekarı kurutmalık, 17 bin dekarı sofralık. Üzüm ve kiraz en başta gelen ürünlerimiz. Peki hayvancılıktan bahsedecek olursak, hayvancılık potansiyelimiz nedir? Bölge dağlık olması itibariyle burada büyükbaş hayvancılık yem sıkıntısından dolayı sorunlu. Büyükbaş 2000 hayvanımız var zaten. Bu da genelde aile işletmeciliği şeklinde. Vatandaş kendi ihtiyacı için besliyor. Kesinlikle. Önemli olan burada küçükbaş hayvancılık. 30 bin baş küçükbaş hayvanımız var. Geliştirmeye çalıştığımız kısım da küçükbaş hayvancılık kısmı. Ağırlıklı keçi mi? Keçicilik mi şey yapılıyor? Yoksa keçi, koyun aynı. Eşit aşağı yukarı ama keçi biraz daha fazla. Evet. Şimdi müdürüm, burada bir farklılık var. Yani Hadim'de kiraz dediniz ama kirazın tabii çeşitli rakımlarda, çeşitli seviyelerde evet. olması hem hasatta hem de çiçeklenmede farklı dönemleri ortaya çıkartıyor, evet, değil mi? Kesinlikle. Şimdi Aladağ bölgesi sizin de bildiğiniz gibi rakım 500-600-500-600-500'lere kadar düşüyor. 500'lerden 2000 rakımlara kadar kiraz bahçelerimiz var. 2000'de çok yok ama 1800'lerde ekonomik bahçelerimiz var. Bu rakım farkından dolayı üretimde 1,5 aya yayılmış durumda. Hakeza çiçeklenme dönemi de aynı şekilde. Mesela bundan 15 gün önce Aladağ'da çiçeklenme başlamıştı. Bundan 15-20 gün sonraya kadar da yayla kesimlerimizde çiçeklenme sürecek. Üretim de o şekilde 1,5 aya yayılmış bir üretimimiz var. Bu da hani Türkiye'nin en geniş üretim periyodu. Evet, hem diyorsunuz ki çiçeklenmede hem de hasatta geççilik olarak, değil mi? Evet, kesinlikle. Piyasadan ovanın kirazı kalktıktan sonra dağ kesiminde, bu yüksek kesimlerde kiraz piyasaya verebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ama ağırlıklı olarak ihracata gidiyor herhalde kirazlarınız. Evet, yani bizim birinci kalite kirazımızı direkt bahçesinden veya buradaki kiraz toplama merkezimizden ihracatçı firmalar alıyorlar ve direkt ihracata gidiyor. %90'lık kısmı diyebilirim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz müdürüm vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun, var. Değerli Tarım Kuşağı izleyicileri, Konya'dayız, Hadim'deyiz. Hadim'de tabii aklımıza ilk gelen şey kiraz olunca biz de bir kiraz bahçesindeyiz. Fakat yanımızda Hadim Kaymakamımız var. Sayın Kaymakamım, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar öncelikle. İsmim Ömer Büyükergen'e. Aslen Akdağ Madeni Yozgatlıyım. Eylül 2014'ten beri Hadim'de görev yapmaktayım. Hadim'e ve Hadimlilere elimizden geldiğince hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Evet, şimdi Hadim'i tanıyalım desek, Hadim'i nasıl tanıtırsınız bize? Hadim genel olarak Torosların eteğinde, Konya'mızın güneyinde, kendi halinde bir ilçemiz. Hadim aslında şöyle bir genel olarak tarihine baktığımızda 1926 yılında ilçe olmuş. Onun öncesinde de Osmanlı'da bir sancak olarak kurulmuş. Oldukça tarihi olan bir ilçemiz. Hadim'de genel olarak insanlarımızın geçim kaynağı arkamızda da gördüğümüz üzere kiraz ağaçlarıdır. Daha çok insanlarımız burada tarım ve hayvancılık yapmaktadırlar. Evet. Kendi halinde küçük, hoş bir ilçemiz. Nasıl bir nüfustan bahsediyoruz? Kaç kişi ikamet ediyor? Eğitim durumumuz, yani okuma oranı herhalde yüksek değil mi? Tabii ki. Öncelikle Hadim'imizin toplam nüfusu 13.300 kadar bir elimizde nüfus var. Genç ve
yaşlı nüfus hemen hemen birbirine paralel gibi. Yaklaşık 3300 kişi Hadim merkezde, kalan yaklaşık 10.000, 9.000 kişi de bağlı köylerimizde, mahallelerimizde ikamet etmektedir. Eğitim öğretim olarak da Hadim önceki yıllarda maalesef kadrolu öğretmen açığı çok olan bir yer. Ama 2014 itibariyle eğitim öğretim alanındaki kadromuzun doluluk oranı, kadrolu öğretmenlerimizin oranı %45'lerden %96'lara hamdolsun yükselmiştir. Şimdi Kaymakam Bey, yani tabii ilçe nüfusunun çoğunluğu tarımla iştigal edince, geçim kaynakları kısıtlı ve sadece tarım olunca ve bir yandan da insanlar bir arayış içerisinde olunca ortaya bu son 10-15 yılda muazzam bir kiraz kültürü ortaya çıkmış. Evet, yani kirazla alakalı da sizin çalışmalarınız da var duyduğum kadarıyla. Yani paneller, konferanslar. Ne gibi çalışmalar yapılıyor? Çalıştaylar. Şimdi öncelikle ilçemizde yaklaşık, daha doğrusu Konya'mızda 51 bin ton kiraz üretilmekte. Bunun 16 bin tonu sadece bizim Hadim ve Taşkent bölgelerimizde üretilmektedir. Hal böyle olunca burada kiraz bizler için çok değerli hale geliyor. Bölge iklim olarak da çok bir değişiklik gösteriyor. 900 metre yükseklikten 1900 metrelere kadar çeşitli yükseltilerde burada kiraz üretimi oluyor. Burada bizim kiraz üretimini daha etkin, daha iyi yapmak için devamlı biz burada az sonra da konuşma yapacağımız Ali Bey gibi çiftçilerimizle, önder çiftçilerimizle onları bilgilendirme, bileşlendirme, destekleme toplantılar yapıyoruz. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız zaten bölgeye hakimler. Devamlı kendileri buraya gelirler. Arkadaşlarımızla gerekli ilaç, destek, gübre, her türlü desteği elimizden, ellerinden geldiğince verirler. Biz de konuya ilişkin çeşitli çalıştaylar düzenliyoruz. Daha önce, iki hafta önce burada bir çalıştay organize ettik. Amacımız Hadim'in, Taşkent'in ve bölgemizin kırsal olarak kalkınması. Kırsal kalkınma deyince de bizim için en öncelikli gelen konulardan bir tanesi kiraz. Buna ilişkin çeşitli projelerimiz oluyor. Önümüzdeki günlerde inşallah 30 milyon TL'lik Göksu Taşeli projesi kapsamında da çiftçilerimizin kirazdan daha etkin bir sonuç almaları için çeşitli çalışmalarımız ve etkinliklerimiz olacak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Konya İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'nden meyvecilik konu uzmanımız Kenan Erdoğan'la birlikteyiz. Kenan Bey, kirazın içerisine geldik, kiraz çiçeklerinin içerisine geldik. Şimdi öncelikli olarak sizden biz kirazla ilgili bilgi almak isteriz. Dünyada kirazın durumu nedir? Ülkemizde kirazın durumu nedir? İlimizde kirazın durumu nedir? Hatta ve hatta daha özelinde Hadim'de kirazın durumu nedir? Hüseyin Bey, ve öncelikle şunu belirtmek istiyorum özellikle. Dünyada öyle bir ürüne sahip olduk ki biz, dünya birinciliğine çıkardı ve bizim insanımıza Hadim'de para kazandırır bir duruma getirdi. Bunu rakamlarla söylemek istiyorum. Özellikle bir kalıcı olsun diye insanlarımıza. Şimdi dünyada Türkiye yaklaşık olarak 445 bin ton ürün üretiyor. Bu rakam bizi birinciliğe getirdi. Bizim hemen arkamızdan Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Daha sonra 380 bin tonla, 200 bin tonla İran geliyor. İspanya ve Şili de bizi takip eden ülkeler arasında. Peki bizim kirazımızın dünyadaki üretilenlerden ne farkı var diyecek olursak, Hadim'in de burada spesifik bir özelliği var. O da şudur. Şimdi İzmir'de Kemalpaşa'da kiraz ilk çıktıktan sonra ilk turfanda olduğu için daha yüksek bir değer kazanıyor. Daha sonra orta mevsime doğru geliyor. Bu Denizli, Honoz bizim Akşehir bölgesine geliyor. Bu da orta mevsimi temsil ediyor. Orta dönemde yeterli çok miktarda ürün bulunmaktadır. Ancak son turfanda ürün dediğimiz zaman bizim mutlaka rakım olarak yükseklere çıkmamız gerekiyor. İşte bu araziyi de gördüğünüz zaman hiç işe yaramayan, daha önceleri burada sadece ot bulunan yerlerde teraslama yapmak suretiyle, akılcı bir çeşit seçmek suretiyle dünyada tam aranılan zamanda 0900 ziraat çeşidi
bu bölgede yetiştirilmekte. Hadimin özelliği buradan gelmekte. Şimdi siz böyle söyleyince aklıma benim şu soru geliyor. Yani Türkiye'de 1900 metrede, 1800 metrede başka bir ilde, ilçede kiraz, ziraat 9 yetiştirilmiyor mu? Şimdi başka, elbette bizim Konya olarak söyleyeyim, sadece Hadim Taşkent değil, Halkapınar bölgesinde de var. Ancak tabii rakım 1800'lere doğru gidince bitkinin yetişmesi de sıkıntı oluşturmakta. Risk ne kadar fazla olursa kazanç da o derece fazla oluyor. Bizim de zaman zaman bu bölgede şöyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Çok yağışlı dönemlerde, kar yağışının çok olduğu dönemlerde ağaçların dalları kırılabiliyor. Ama kırılmasına rağmen son ürün olmasından dolayı üreticimiz iyi bir kazanç elde etmekte. Zaten ekiliş miktarlarının artışı da çiftçilerimizin bu konuya ilgisi de bunu gösteriyor değil mi? Evet. Şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz biz. Konya olarak, yani bundan 15 yıl öncesinden bahsedecek olursak 5. 6. sıralardayken şimdi biz Türkiye birincisi konumuna geldik. Üretim miktarı. Üretim miktarı anlamında bu çok önemli bizim için. Yani biz aynı zamanda kendi içimizde bir yarış yaptığımız gibi diğer illerle de bu konularda yarışıyoruz. Çünkü dünyada da kiraza çok fazla talep var. Daha henüz ulaşamadığımız birçok ülke var. Peki şimdi Kenan Bey, kirazla alakalı bahsettiniz. Bu rakımın yüksekliği avantajı var ama dezavantajları da var değil mi? Elbette. Yani bu dağ şartlarında hani %20'den fazla meyiller var değil mi? Bahçelerin olduğu bölgelerde ne gibi dezavantajları var bölgenin kiraz yönetimiyle alakalı? Çiftçimizin yaşadığı sıkıntılar nelerdir? Şimdi bir defa baştan arazi hazırlığı çok zor oluyor. Yani siz düz bir arazide traktörlerle araziyi çok rahat hazırlarken bizim burada yıllardır meyili %60-70-80'lere varan yerlerde toprağı hazırlamak çok zor. Kirazı toplamak çok zor. İlaçlamak çok zor. Ama Tarım Bakanlığımızın bu yöndeki katkıları bizim için çok önemli oldu. Verilen çapa destekleri ve pülverizatörler hem ilaçlamada hem de gördüğünüz gibi kirazların alt kısımların çapalanmasında bize çok büyük kolaylıklar sağladı. Peki gelelim, şimdi bahar mevsimindeyiz. Çiçekler açıyor. Çiçekle alakalı da çok önemli bir başlıktan bahsedildi. Yani kiraz çiçekleri hem yerli turistler için hem yabancı turistler için bir cazibe merkezi, cazibe alanı. Hakikaten insan buraya geldiği zaman huzur doluyor, mutluluk doluyor bu çiçeklerin içerisinde. Yani bu da bir fırsat mıdır? Tanıtım açısından, turizm açısından, kırsal turizm açısından bir fırsat mıdır? Kesinlikle Hüseyin Bey, bunun dünyada örnekleri var. Japonya bugün sakura diyor kiraz çiçeğine ve samurayların genç yaşta ölümlerini de çiçek yapraklarının dökülüşüne benzetiyorlar ve bunu kutluyorlar. Çiçeğin açılış şekline göre meteorolojiden günleri belirliyorlar. Bizim de şimdi bu kadar olayların, bu kadar kargaşanın yaşandığı dünyada bu kadar 900 bin ağacın çiçek açtığı ve çiçek arılarıyla bir bütünlük oluşturduğu bu güzellikleri öncelikle çocuklarımıza göstermemiz gerekiyor. Daha sonra bizlerin görmesi gerekiyor. Ve en önemlisi de o dünyada bu kiraz çiçeklerin açılışını kutlayan Japon halkının bizim bu bölgemize de gelmesini çok önemsiyoruz. Yani onu inşallah belediye başkanımızla da görüşeceğiz. Diğer yetkililerle de görüşeceğiz. Onların da katkılarıyla kırsal turizmi burada kalkındıracağız. Bunu da bir çözüm olarak göstereceğiz diyorsunuz değil mi? Elbette. Bu kirazın farklı bir yönü zaten. Yani çiçek dediğimiz zaman hiçbir insanın aklına üzüntü, keder gelmez. Hep güzellikler gelir. Bu güzellikleri de görmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Peki Kenan Bey, şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz var. Bu izleyicilerimizin kiraz bahçesi olanlar var, meyvecilik yapanlar var ama ağırlıklı olarak kirazı konuşuyoruz. Şimdi bahar dönemindeyiz, çiçekler açılıyor. Bu dönemden sonra çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken, yapmaları gereken bakım faaliyetleri nelerdir? Ne yapmaları gerekiyor? Şimdi öncelikle bizim tabii ki çiçek döneminde biz zirai mücadele ilaçları kullandırmamaya özen gösteriyoruz. Neden? İnsanların beslenmesinde çok önemli olan arıcılık tam da çiçeğin olduğu dönemlerde ortaya çıkar. Şayet biz kirazları, zirai mücadelenin insektisitleri kullandığımız zaman arılara da zarar veririz. Yani çiçekleme döneminde yan komşu, kenar parsel ya da ot mücadelesi böyle bir şey yapılmayacak. Evet, çiçeklenme döneminde aynen o şekilde. Ama biz kışa girmeden önce bordo bulamacı kullanmak suretiyle kiraz ağaçlarımıza hastalık ve zararlılara karşı zaten koruma tavsiyesinde devamlı olarak bulunuyoruz. İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımız sürekli olarak arazilere gidiyor, köylere gidiyorlar. Tarım danışmanlarımız bu konuda bilgilendiriyorlar. Ve zaten bir atasözümüz var biliyorsunuz. İki çapa bir su yerine geçer. Suyun olmadığı yerlerde de
bu çapalama işlemleri bizim için çok önemli oluyor. Yabancı ot mücadelesine dikkat edelim diyorsunuz. Peki gübreleme için ne söyleyeceksiniz? Nasıl bir tavsiyeniz olacak? Şimdi gübrelemelere gelince de kıştan yapılan gübrelerimiz var. Güz gübrelemesi dediğimiz ve sezonun başlangıcında yapraklanma başladıktan sonra ağaçların güçlü tutulması için azotlu gübrelerden tavsiye ediyoruz. Daha sonra ürüne yatmış bahçelerde de mutlaka fosforlu ve potasyumlu gübrelerin kullanmasını özellikle öneriyoruz. Ayrıca kirazların sap kalınlığı, sapın yeşil rengi, bunların ömrünü uzatmak için de sulamanın zamanında ve dengeli şekilde yapılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Şimdi gübreleme ile ilgili bir konuşalım isterim ben. Çünkü yani çok genel tavsiyeler vermek belki bizi izleyen izleyicilerimize çok fazla bir açılım sağlamayacak. Evet. Ama şunu bahsetmek istiyorum. Diyelim ki 5 yaşında bir kiraz ağacımız var. 5 yaşındaki kiraz ağacımız için kıştan önce herhangi bir gübreleme gerekir mi? Kıştan sonra baharda bir gübreleme gerekir ve ne kadar gübreleme yapmak lazım? Şimdi öncelikle biz tabii üreticilerimize kırsalla yaşadıkları için herkesin ahırında hayvanları var ve bu hayvanların gübreleri var. Bu gübreleri öncelikleri olarak kendi kiraz bahçelerine götürmelerini tavsiye ediyoruz. Yanmış ahır gübrelerini. Bunu öncelikle yapmalarını istiyoruz. Daha sonra fosfor ve azot yönüyle eksik olduğu zaman bir amonyum fosfat veya kiraza özel çıkarılmış gübreler var. Mesela 12, 26, 13, 10, kükürt, demir, çinko gibi gübreler. Bunlar 10 yaşındaki bir ağaca ne kadar vereceğiz? Yaklaşık 1,5 ile 1 kilogram arasında verdiğimiz zaman bu yeterli olmaktadır. Baharda üst gübreleme yapılıyor mu? Yani azotlu gübreleme yapmak mümkün mü? Yapılıyor mu? Ya da yaprak gübresi tavsiye ediyor musunuz? Yaprak gübresi sulanan kiraz bahçelerinde kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü demir ve çinko eksikliğine çok rastlanıyor. Yaprakların sararması ve uçtan itibaren kuruması da olumlu bir durum değil. Yani şöyle bir şey var. Bahçelerimizin mutlak surette kuvvetli olması gerekiyor. Yani kuvvetli olacak, iyi çiçek açacak ve meyve iri olacak. Aynı zamanda çok iyi renk yapması gerekiyor. Bu da NPK dediğimiz gübrelerden olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yanımızda Hadim Belediye Başkanımız var. Başkanım sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu. Maşallah soy isminiz de Hadimioğlu. Evet, Hadim'de meftun bulunan büyük İslam alimi Ebu Said Muhammed Hadimi'nin 7. kuşak torunuyum. 2009 yılından beri Hadim Belediye Başkanıyım. 1963 yılında Hadim'de doğdum. İlkokul, ortaokul, endüstri meslek lisesini Hadim'de bitirdim. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Biraz önce söylediğim gibi 2009 yılından beri de Hadim Belediye Başkanıyım. Başkanım şimdi biz kiraz ağırlıklı geldik ama illaki sizinle de röportaj yapmak istedik. Yani düşünce şuydu, sizle bir çalıştay yapılmış. Evet. Kirazla alakalı, Hadim'le alakalı, Hadim'de kırsal kalkınmayı arttırmakla alakalı. Ve orada çıkan verilerden bir tanesi de kirazın tanıtımında kirazın çiçeklenme periyodunu ve meyvelerin olgunlaşması, hasat döneminin Hadim'deki farklılığını ortaya çıkarmak. Evet. Yani bunu tüm Türkiye'ye anlatmak, hatta dünyaya anlatmak. Yerli, yabancı turistleri de hem çiçeklenme için hem de hasat için buraya çekmek. Şimdi bu mefelde diyelim ki Hadim'de belediye olarak sizin tecrübeleriniz nedir? Geçmişten gelen kiraz nasıl başladı? Daha önce ne yapardı, ne yerdi, ne içerdi bu millet? Biraz anlatsanız. Evet, Hadim'de tarım ilk zamanlar bağcılıkla başladı, meyve tarımı diyelim. Zaten sebze tarımı ticari olarak değil de yüzyıllardan beri her yerde olduğu gibi Hadim'de de var. Milletin kendi yiyeceği patates, soğan dediğimiz. Daha sonra Hadim'de elmacılık, 1950'li yıllarda elmacılık, o da eski yine Hadim belediye başkanlarından dedemin teşvikiyle 1928 ila 34 arası belediye başkanlığı yapmış. O dönemde teşvik etmiş. 50'li yıllarda elmacılık üzerine yoğunlaşılmış. Bağcılıkla beraber. Daha sonraları yine eski Hadim belediye başkanlarından babam Mehmet Hadimioğlu tarafından bu Hadim kirazı dediğimiz Ziraat 900 Hadim kirazı olarak tescillendirdiğimiz kirazın ilk ekimi babam tarafından hobi olarak yapıldı. Yaklaşık 40 sene önce. Evet. Daha sonraları
çevre mahallelerimizde, bugün mahalle olan Yalın Çevre, bulunduğumuz Koralan, Dedemli mahallelerinde yavaş yavaş iş piyasaya hitap eden yine bu hadim kirazı, tescilli kirazın dikimi başladı. En sonda yaklaşık ticari olarak faaliyeti 25 yıl önceden hızlandı. Tüccarlar hadime gelmeye başladı. Daha sonra bu iş ihracatlık, kaliteyi görünce, dayanıklılığı görünce gelen tüccarlar sadece ihracata yönelik tüccar gelmeye başladı. Fiyat da ona göre yükseldi. Fiyat da ona göre yükseldi. Şimdi arz talep meselesi olarak daha sonra hadimin merkezinde ve mahallelerinde bu iş bir sektör haline geldi. Hadim'deki değişik mahallelerimizdeki kişiler bu işin aracılığını yapmaya başladılar. Şimdi tabii ilçemizde bu aracılardan bazı üreticilerimiz şikayet ediyorlar. Yalnız bu aracılık sistemi de tüccarın gelimini arttırdı. Tabii. Sayısını arttırdı. Bunun faydasını ben şahsi olarak bu sene yeni sezon için ondan fazla tüccarla kendim görüştüm. Yani tüccar ne kadar, çünkü kaliteyi biliyor, teşvik ettiğimiz zaman hadime geliyor. Hadimdeki bu işin aracılığını yapan kişiler vasıtasıyla da istediği tonajı yakalayıp ihracat için gelecek seneye hazırlık bile yapmaya başlıyor. Bu şekilde ticari olarak 25 yıldır kirazın bir geçmişi var. Bir de bizim ilçemizin en önemli özelliği şudur. Aynı ilçe sınırları içerisinde aynı ürün, örnek veriyorum kiraz, aynı çeşit hadim kirazı 700 rakımda da yetişiyor, 1900 rakımda da yetişiyor. Bu aynı bizim ilçemizin içerisinde, bizim ilçe sınırlarımız 1000 kilometre karedir. 1000 kilometre karelik alan içerisinde 700'de de kiraz var, 1900'de de kiraz var. Bu demektir ki yaklaşık 3 aylık bir periyot sürekli, arada biraz boşluklar olsa da kiraz sevkiyatı var. Bu demektir ki bugün günümüzde Japonların heveslendiği kiraz çiçeği de yaklaşık olarak 1,5-2 aylık bir sürede hadim ilçe sınırları içerisinde bulunabiliyor. Şimdi o zaman buradan açık çek verebilir miyiz başkanım? Bizi izleyen izleyicilerimize, turizm firmalarına. Yani hadimde 1-1,5 aylık bir dönemde çiçekle alakalı onlara, evet, yer gösterebiliriz. Gösterebiliriz. Evet. 2,5-3 ayda hasatla ilgili, meyve tadımıyla ilgili yer gösterebiliriz. Gösterebiliriz. Bu hangi tarihlerde başlar? Çiçeklenme şimdi, ne zaman başlar? Hasat ne zaman biter? Şimdi çiçeklenme yaklaşık olarak bizim Aladağ Vadisi dediğimiz bölgede yaklaşık olarak Nisan'ın başında. Evet. Nisan'ın başında. Tabii bu mevsimin durumuna, yağış durumuna göre değişir. Nisan'ın başı diyelim. Nisan, Mayıs sonuna kadar 2 aylık bir dönemde çiçek bulunur. Bulunur. Hasat ne zaman başlar? Hasat Aladağ Göksu Vadisi'nde yaklaşık Mayıs'ın 15'i. Tabii bu yine yağışlara bağlı. 15'i benim bildiğim, hatırladığım sezonda da Eylül'ün başına kadar hadimde kiraz ürünü bulunabilir. Evet, bu çok güzel bir şey. Şimdi turizmciler açısından ben düşünüyorum. Diyelim ki bir ekip getirdi. Bir otobüs dolusu turist getirdi. Evet. Mayıs ayında getirecek. Diyecek ki Haziran ayında da hemen hasat başlamış. Evet. Hasada getir. Evet. Yani her hafta getirse grubun biri çiçeğe denk gelecek. İkinci grup öyle, üçüncü grup öyle. İki ayı tamamladı mı çiçek bitiyor, arkasından hasatlar başlıyor. Evet. Hatta çiçek devam ederken hasat da var. Evet, var. Aynı dönemde var. Hem çiçeği hem hasatı görebilecek. Görebilir. Belki bir haftalıkta bir fark olabilir. Tabii yine biraz önce söylediğimiz gibi yağışlara bağlıdır. Yağışlar soğuklara bağlıdır. Karın çok durmasına bağlıdır. Bu değişebilir ama yani bir haftalık geldi, aynı anda... Geldi turist, yarım saat, bir saat bir mesafe yapsa, evet, önce kirazını yiyip ondan sonra bir saat tırmansa yukarıya, evet, çiçeği görecek. Çiçeği mesela görebilir. Evet. Muazzam bir fırsat değil, evet, mi başkanım? Bu geçen Tarım İl Müdürümüz Çalıştay'da yaptığı konuşmada bu şekilde bir yakın coğrafya olarak, tabii bir Amerika'da bir bölgeden bahsetti. Yakın, şimdi şöyle diyeyim, Hadim'de 700 rakımlı bir yerden 40 kilometre gittiğiniz zaman
veya 45 kilometre gittiğiniz zaman 1900'e çıkıyorsunuz. Doğru. Bu şekilde bir özelliği var. Bu da diğer ürünlere de bizim ilçemizin mesela bu tarım çalıştayında kırsal kalkınma alanında ortaya konuldu. İkinci ürün, üçüncü ürün. Mesela şu anda biz çileği teşvik ediyoruz. Ben teşvik açısından şu anda kendim de biraz babamdan kalma kiraz bahçesi olmasına rağmen çilek, yine torku şeker şu anda ilçemizde bağcılığı destekliyor. Evet. Bir proje, Yukarı Göksu Havzası projesi çerçevesinde yaklaşık 20-30 bin civarında bağ fidanı, bağ çubuğu dağıtıldı. Hatta ben kendim de aldım, çileği de aldım, kiraza devam ediyoruz. Bu şekilde önderlik ediyoruz, önderlik etmeye çalışıyoruz. Çalıştayın da ben faydalı olduğuna inanıyorum. Şimdi Hadim'e 2 yıl önce de Sayın, o zaman Dışişleri Bakanımız, şimdi Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun destekleriyle bir kiraz alım merkezi yaptık. Onun için de burada kendisine teşekkür ediyorum ve piyasayı da daha rekabet edilebilir duruma getirdi. Daha hareketli bir piyasa oluştu. Bunun için de kendisine Tarım Kuşağı programında özellikle bölgemizin, ilçemizin medarı iftiharı Ahmet Davutoğlu'na teşekkür ediyorum. İlçemizin her konuda bugün yollarımız, diğer yatırımlarımız, öğrenci yurdu, üniversite, yüksek okul, yurt yatırımlarında bize büyük destek veriyor. Allah kendisine uzun ömür versin, başımızdan eksik etmesin diyorum. Evet, çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Yanımızda şimdi Hadim Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doçent Doktor Yusuf Çelik Hocam var. Hocam, sizinle biz hep Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Tarım Ekonomisi bölümünde görüşüyorduk. Bugün nasip oldu. Burada da görüşmek nasip oldu sizinle. Hadim hakkında, okulunuz hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle böyle bir programı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten ülkemizin her bir bölgesi ayrı güzelliklere, ayrı potansiyellere sahip olması nedeniyle bu potansiyellerin, bu güzelliklerin ticarileşmesi ve tanıtılması konusunda yaptığınız bu katkı önem arz ediyor. Ben biraz önce bahsettiğiniz gibi Hadim Meslek Yüksekokulu Müdürüyüm, Doçent Doktor Yusuf Çelik. 3 ay oldu göreve başlayalı. Ben de yöreyi yavaş yavaş tanıyoruz biraz daha. Önceden genel anlamda biliyordu fakat detaylı olarak özelliklerini, farklı potansiyellerini bilmiyorduk. Bundan Nisan'ın 13'ünde bir yöremizin potansiyelini ortaya koymak ve sorunlarını tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla bir çalıştay düzenledik. Çalıştayımızda gerek bilim kuşağı akademisyenlerimiz, gerekse ilçedeki idarecilerimiz, gerekse çiftçilerimizin katılımıyla ilçemizi biz de tanımaya başladık ve ilçemizin gerçekten çok güzel, doğal, organik bir potansiyeli olduğunu, farklı özelliklerinin bulunduğunu biraz önce belediye başkanımız da çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Dolayısıyla kırsal kent boyutunun farklılığını zaten bütün ilgili kurum kuruluşlar bildiği gibi bizler de yaşayarak görüyoruz. Bu kırsalın kendine özgü potansiyelini değerlendirmek bakımından da farklı etkinliklerle bunun ulusal ve uluslararası boyuta taşınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda ki geçen çalıştayımızda da bahsedilen tematik konulardan birisi kırsal turizmdi. Yöremizin gerçekten farklı ekolojik özellikleri var. Bu kapsamda ilçemizdeki kiraz bahçelerinin yoğun olması, yine üzüm bağlarımızın yoğun olması ve ekolojinin çok farklı bir özelliğinin olması, farklı yerköprü şelalemizin olması gibi artı farklı dağ turizmine trekking yapmak gibi veya doğa yürüyüşleri yapmak amacıyla farklı ekolojik özelliklerine sahip olması nedeniyle gerçekten yörenin tanınması ve değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmakta. Bu kapsamda kırsal turizm kapsamında doğadaki güzellikler farklı ekolojinin farklı rakımı nedeniyle farklı aşamalarda farklı güzellikler ortaya çıkmakta. Bunların yerinde gözlenmesi, yaşanması ve bu temiz doğa oksijenin yani teneffüs edilmesi bakımından da Hadim ilçesi gerçekten çok farklılıklar sunmakta. Evet, evet. Bütün izleyicilerimizi, özellikle de ilgi duyanlarımızı, yatırımcılarımızı bu konuda ilçemize bekliyoruz ki özellikle kirazımızın değerlendirilmesi kapsamında gerek hasat dönemindeki
dallarından asılan salkımları görmeleri, gerekse çiçeklenme döneminde şu anda yaşıyoruz. Gerçekten çok güzel bir manzara var. Bu manzaranın yaşanması, görülmesi bakımından da doğaya dönüş kapsamında bir turizm faaliyeti olarak değerlendirilmesini öneririz. Çok teşekkür ediyoruz hocam vermiş olduğunuz bilgiler için. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz böyle bir program yaptığınız için.